Mert Bey, hayırdır, yolculuk nereye? Son ayarlarımızı yapıyoruz. Yolculuk şeye. Nereye gidiyor? Avrupa'ya. Avrupa'ya mı? Sanki Şuracık'tan bahsediyorsun. Şöyle bir genel bir gezeceğiz, geleceğiz, bir tur atacağız. Bir genel dediği de 11 ülke gezeceğiz arkadaşlar. 24 Haziran mıydı bugün? Evet. Bugün 24 Haziran 2014. Bayağı Edirne'de kalacağız. Uzun 3-4 aydır çalışmalarımızın neticesinde inşallah bugün yola çıkıyoruz. Ama bugün Edirne'de kalacağız. Bugün Edirne'ye gideceğiz direkt. Şöyle arabamızı hazırladık. Bu sefer inşallah benim kızımla çıktık yola. Bakın. Kızımın arkasına bisiklet taktık. Şöyle bir takma aparatı var. Takma bisikletlerimiz bizim çok işimize yarıyor orada. Yalnız plaka gözükmüyor. Umarım bir şey demez var. Şöyle. Camlara siyah film çektik. İçerisi gözükmüyor. Mert hazırlanıyor burada. Şimdi size arabanın hafazanı Allah içini göstereceğim. Ama ödünüz sıtmasın. Yani şu araba kaç 45 günlük eşya aldı arkadaşlar. Yerden göğe kadar dolu. Bunlar mutfak malzemeleri. Bunlar yiyecekler. Bunlar da abur cuburlar. Şu taraftan açayım bir de. Bakın burada da valizlerimiz var. Kıyafetler vesaire. Buzdolabımız. Kapkacak. Çünkü kamplarda kalıyoruz biliyorsunuz. Tuvalet kağıtları, kağıt bardaklar vesaire. Kim o bilenlere de? Bayağı şöyle. O bilenler kim bilmiyorum artık. Bizi izleyenler. 2 yıl sonra bir Avrupa seyahatinden daha herkese merhaba. Mert'in bitmeyen eşyaları. Takıyor. Ama ne yapalım şimdi, Avrupa'ya GPS'siz mi gidelim yani? Ne demek? Tabii ki. GPS'imize bütün kamplar, her yer kayıtlı arkadaşlar. Gezecek yerler. Hadi öpüyorum, bay bay. İyi yolculuklar. Mert Bey merhaba. Nasıl merhaba. Gidiyor? İyi, kahvelerimize başladık. Burdur'u geçtik, devam ediyoruz. Yeni sıcak sıcak kahveler. Edirne'ye. Kaç kilometre? Sadece 802. Bayağı şey görebiliyorum yani. Tam anlamıyla arabanın arkasını görebiliyorum. Bisikletlerin aradan. Çok, çok güzel iyi oldu şey. Yani. Her şeyimiz sıradı. Koltukları yatırınca bomba oldu. Aynen. Şu anda SSM köprüsüne adım attık, atacağız yani. Tekerlek değdi diyecek. Saat? Hayır yani. İstanbul'a girdiğimizden beri buraya kaç saatte girebildik? Vallahi bir saate oldu net. Yani şu trafik olmasa... Daha başka bir şeye geçmedi bir tamamen. Trafik olmasa bence şu anda Hopkala Paşam Malkara Keşan diyorduk. Şeride geçeyim mi? Emniyet şeridini ihlal etmek istiyormuşum her kardeşimiz. Bayağı köpüldeyiz. Ve sayın seyirciler, şu anda Avrupa topraklarındayız. Trakya. Şöyle yol ayrılıyormuş. Mert, hava suyu değişti mi Avrupa'nın? Nasıl hissediyorsun? Bir anda Avrupa'yı bir ortam oldu. Avrupa'yı bir ortam. Bir rahatlık geldi diyorsun. Aynen. Şu an Lüleburgaz çıkışı, Edirne girişleri falan filan gibi bir yer. Su kar mı yağıyor? Dolu mu yağıyor? Yağmur coştu, baba etti. Acaba bize Allah'tan bir işaret mi, geri dönün diye? Benim telefonuma da çeker misin? Evet arkadaşlar, Kapıkule'ye hızla yaklaşıyoruz. Edirne'de Kapıkule sınır kapısı. Bir sürü leylek gördük havada uçan, anlatamam yani. Bir sürü. Valla ne yapacağımı düşünüyorum şu anda. Ben de çok heyecanlıyım. Heyecanın arta. Çok affedersiniz ama dişim geldi. Evet. Şimdi. Hadi bakalım, bay bay. Şu anda neredeyiz? Neredeyiz Mert? Kapıkule sınır kapısının
ilk çıkışından çıktık. Yunanistan'a girmedik. YouTube'a gideceğiz. Evet, Türkiye'den çıkışımız evet. Onaylandı arkadaşlar. Şurası şöyle ben Türkiye tarafı. Ben de şuradan Eda'yı çekeyim. Bakalım. İlk kazığımızı vinyet alarak yedik. 20 euro. 10 günlüğü. Muhtemelen kazık yedik. Bakın şurada kendisi hemen arabanın şurası. Aslında günü 2 euroya geliyor. Günü 2 euro da biraz kazık değil aslında. Belki de kazık yemedik. Buralarda öyle fiyatlar. Benzini 3.65 liradan aldım. Bu arada mazot, Eda da şahidim olsun. 10 devre daha pahalıydı değil mi Eda? Evet, ben de fotoğrafını çektim. Çektin mi? Evet, kanıtladım. Aynen. Yani benzin anormal ucuz ama mazot bizim ülkede de şey olmadığı için çok şeye gelmiyor yani ucuz. Buraya benzinli arabayla gelmek daha karlı. Şu anda Sibilengrad yolunda ilerliyoruz. Eda neredesin? Şimdi ben Plovdiv'deyim yani. Filibe'deyim. Filibe'de nasıl gidiyor? Geziyoruz, Eskişehir'deyiz. Stalingrad. Kare amfiteyatroya falan çıkacağız galiba. Adam otoparkçı 1 euroyu 2 1 euro 2 levaydı. Onu 2 euro olarak çarptı bize. Hemen dedik. Bir an evvel leva çekmemiz lazım. Yoksa bayağı euroları leva niyetine alıyorlar. Normalde 2 leva 1 euro ediyor. Neredeyse. Biz de burası Avrupa Birliği'ne girdi, artık euro ile hareket ederler diyorduk ama daha hala geçememiz. Plovdiv semaları. Burası Argentinian. Çok şıkmış. Şu anda etnograf müzesi olarak kullanılıyor. Yani yöresel Filibeliler neyle geçinir? Tarihleri nasıldır? Bakın 20 makineleri. Nasıl gidiyor? Aziz Konstantin ve Elena Kilisesi'ndeyiz. Burası çok güzel, Eskişehir'in içinde tam. Güzel ahşap bir kulesi var. Konuları çok güzel. Ahşap boyamaları çok güzel. Hemen tabii şey olduğu için de şöyle şirin yerler oluyor. Tam da Doktor Stoyan Çomakova diye. Ya diyor ki Doktor Cahit Ünver'e geldik diyor. Saf ya yine. Boyacı evi. Bak Slavki boyacı evi. Evet, adam boyacı. Bayağı boyacı arkadaş. Ünlü Plovdiv. Abla ben o sadece antik tiyatro. Şehir. Cambaz Tepe'ymiş buramız arkadaşlar. Antik tiyatro Taksim Tepe ile Cambaz Tepe'li. Yani isimler hep Türk. Evler hep Türk evleri. Hepsine de Orient falan filan ev demişler. Şurası da kaymakamlık mı? Bayağı kaymakamlık bina. Sarı bina. Filibe İmam Hatip. Lisesim var. İmam Hatip yurdum var. Biraz önce akşam sanat okulundan geçtik Filip'e. Süpersin. Şu amca... Bak Eda, antik şehrin üzerine yapılmış. Antik Roma Stadyumu arkadaşlar. Şehrin yeni merkezi burası. Yani yeni şehir diyorlar. Tabii ki hala eski de bozmamışlar çünkü. Ama güzel, çok güzel yapmışlar. Gene bir meydan kültürü var yani. Güzel. Evler çok güzel bakın. Evler değişti. Osmanlı evinden Avrupa'ya döndü. Avrupa'ya evlere dönmüş. Bir Cuma'ya cami. Burası. Patlattı. 1,5 saatlik yola 4,5 saat yazmış. Hangi yol peki bu? Plovdiv, Sofya. Evet, şu anda Sofya'dayız arkadaşlar. Hani Edirne'den yazmış. Çakalovski, Makalovski. Nereye açılıyor acaba bu kapı? Aa, Mert. Merhaba. Merhaba Mert, neredesin? Şu an Sofya'da Sohans Şans 2 Otel'deyim.
Şansı ki otel, evet. Yerimiz çok merkezi. Sofya'nın ana caddesinin bir arka paralelinde. Çok temiz bir yerde. Ondan sonra buradan manzaramız zaten güzel gözüküyor. Yatayımız. Akşam üstü güneşi vuruyor şu anda. Duvarlar çok enteresan yani şu şeyler, fayanslar komedi. Günlük totalde. Bakın bu bir penceremiz batıya bakan. Şurada mesela şey var. Kilise falan. Onları hep gezeceğiz. Daha şimdi geldik Lodi'den. Evet, günlük ne kadarmış burası? Toplamda günlük 60 liraya kalıyor. 60 liraya kalıyor. Günlük 60 lira ikimiz. 60 yani 30-30. Evet, aynen öyle. 30-30. Normalde. Şöyle güzel, büyükçe bir otel. Edirne'dekinden 1000 kat iyi yani. Şöyle hatta size bir banyoyu göstereyim. Edirne'de günlük 80 liraydı. Bu tane bu kadar kalacağım. Bakın, banyosu da gayet temiz. Şöyle değişik bir duş başlığı falan yapmışlar. Balkonu var, çok şirin. Balkonuma doğru çıkıyorum. Balkonun güzelliği de arabamız karşıda arkadaşlar. Hemen şurada güvenli bir otopark bulduk. Etrafı çevrili ve 24 saat security var. Zaten adamlar motor satıyorlar, motorcu. Bakın orada duruyor. Bisikletleri alacağız zaten birazdan. Aprilde Teodora. Mum falan çekip bir şey çekiyor mu? Bakayım wifi'miz var mı? Bakın şöyle. Böyle gezeceğiz işte. Okey. Tamam. Mutlu musun? Evet, ama çok büyük şehir. Gelirken gördük arabayla. Evet. Bayağı, çok muazzam yani, büyük şehir. Kocaman bir şehir. Valla nasıl bitecek ben gezecek, de bilmiyorum. Baya çok yer var. Hakikaten yani. Çok hafif hava, yağmur serpiştirdi böyle 3-5 damla. Hı. Ama şu an düzgün, yarım daha yani çıkıyor. Şöyle bakın, hava bir bulutlu, bir mavi oluyor, bir şey. Neredeydin? Sofya'daki otoparktayız. İkinci tam gece. Otelimizin tarihinde ikinci gece. Bizim tam şurası. Burası bizim. Selam. Sofya'daki ikinci günde geziyoruz. Şu karşımızda Market Hall görüyorsunuz. Market Hall tam bir pazar yeri. Ta eski milattan önceki çağlarda da pazar yeri olarak kullanılıyormuş. Hala içinde güzel şeyler var. Bu ne? Şurası Banya Başı Camisi. Banya Başı demeden sebebi de termal suların üstüne inşa edilmiş. Hatta arka tarafta termal kaplıca. Tamam, var. Oraya da bakacağız. Tek cami bu, kalan tek camiymiş. Mimar Sinan yapmış. Bunun içi termal banyo, hamam komple. Önünde de havuzu var, Gösta Meydanı. Kışın buradan ılık şey dolduruyorlarmış. Soda. Soda mı atıyorsun? İçiyorlarmış ha. Kışın yazıyor ama yani, şimdi yazmıyor. İçine de girilmiyor maalesef. Öyle dışından bakabiliyoruz, güzel ama. Aynen. Çekeceğim ben bunu ya. Şu anda güzel bir tadilat görüyor. Özellikle şu yandan çok güzel. Resmen Ruslara özgü soğan şeklindeki kubbeler. İçine umarım girebiliriz. Şu an Eda Bit Pazarı'nda çeşitli şeylere bakıyor. Çok hoşuna gitmiş bir halde. Bakın suratından da gayet belli ne kadar etkilendiği. Market. Herkes bir sürü tayfiden kalma, savaştan kalma. Şimdi ben dürbün buldum. 20 liraya geliyor ama şurada güzel. Şurada da var askeri malzemeler. Belki bulabilirsin. Evet. Arkeolojik bir Bulgaristan'ın. Eski bir camiden yapmışlar. Ya da hamam bir bina yani.
Merhabalar. Bu? Sovyet ordusu anıtındayız. Parktayız şu anda. Sanırsam ki burası bir şey yani. Park. Şu an ağaç bakımları yapılıyor. Evet, ortalık yeşil kokuyor. Burada da Yamaha'nın test sürüşü var. Ne iş var da bunun burada geliyor? Benzin koktu lan bayağı. Aman Tartal heykeli köprü. 4 tane Tartal heykeli var. 19. yüzyıldan kalma. Altından da şöyle bir mehir akıyor. Orlov meydanı. Orlov meydanı. Şimdi neredeyiz? Biz abi parka daha geldik. Şeyin yanında. Hemen köprünün yanında, Kartallı Köprü'nün. Böyle dolaşıyorlar işte. Sanarsın ki Ankara Gençlik Parkı. Burası Sofya Gençlik Parkı olsun, tamam mı? Bir tek şu kuleleri anlamadım ya. Trafik kulesi. Bence onlar trafik polisinin oturması. Evet yani aynen. Çok komik değil mi ama? Çok komik gerçekten. Bak. Gülümse. Merhaba. Parkta geziyoruz, çok eğlenceli. Saf mı? Bir şeyler atıştırıyoruz. Ağaçların ululuğuna bakıyoruz. Bir kere Bulgar Krallığından biri varmış burası. Bebelere niye yeşil şey giydirmişler lan? Trafik şeyini. Burada evet, bir ralli arabası falan garip grup şeyler var. Evet, bir trafik farkı bir şeyler. Bulgar büyüklerinin heykelleri var burada. 5 Bulgar büyüğü. 100 Türk büyüğü gibi. 100 Bulgar büyüğü. İşte Mimar Sinan olsun, Tevfik Fikret olsun, böyle adamların böyle adamların eski şeyleri var, heykellerin. Şunlar da Mert için getirdim. Evet. Mert burada şu motorlardan kiralacak. TNR'ye bineceğim. Ben şu yeşil üç tekerlekli polis getirdim. Güzel Nilüfer yalnız başının değil. Burada bir havuz dolusu nilüfer var. Harikalar. Bakın kocaman bir havuz. Mert de orada oturuyor. Evet, şişelerini dolduruyorlar. Süper, içiyorlar sudan. Ben de dolduracağım şişemi. Şurada tatlı bir kuş da içiyor su. İçti gitti. Kurbağalar ağızlarından sular fışkırtıyor. Galiba Vasilevski anıtı. Tam bilmiyoruz ama. Yıldız var, Kızıl Ordu'yu anlatıyor. Komünizmi. İvan Vazov Ulusal Tiyatrosu. Öyle mi? Evet. Vay çok güzel. Üstündeki altınlı heykeller var. Tiyatro zaten, maskeler var. Görebilir misin? Evet, evet. Üçgende. Bu güzel, çok canlı bir yer. Harika bir yer burası. Arkada bir park var, yanıyor, dönüyor. İnsanlar, gençler, okuldan kaçan imamatik öğrenciler falan hep burada. Milli Tiyatro'nun önünde gençler eğleniyorlar. Thank you.
Merhaba Mert. Bana bir Zagorska ısmarlamayacak mısın? Ne gördün, ne gördün burada? Kötü gördük azıcık. Ha. Medeniyet gördük. Şaşırdın mı? Tabii ya. Değil mi? İşte gerçek bir şehir meydanı. Şehir ama. Alexander Nevski Katedrali'nde çanlar kimin için çalıyor? Arkadaşlar burası Ortodoksların en büyük kiliselerinden. Biraz önce çanlar çaldı. Belgrad'daki kiliseden sonra en büyük katedral diyeyim daha doğrusu. Ne kilise? Sen Alexander Nevski. Burada opera oynuyor bu arada. Bayağı. Sahne falan var.